Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni haftanın vlogundan herkese tekrardan merhabalar. Bu haftanın ilk kitabı Osman Sungur Yeken'den Hadi İnşallah. Bu kitap Ya Nasip kitabının üçüncü kitabı gibi bir şey oluyor. Bir nevi seri, Hira'nın hikayesi devam ediyor. Azıcık okudum çünkü. Ve ilk defa bir kitabı post diyerek okuyacağım. Sizinle post dediğim yerleri paylaşmak için heyecanlıyım. Şu an bir kargom geldi. Eğer kitapları doğru tahmin ediyorsam bu kitapları okumak için çok heyecanlıyım. Elimdeki kitabı bırakıp hemen bunlara başlasam diye düşünüyorum açıkçası. Kitaplar doğru tahmin, doğru tahmin, doğru tahmin. Kargoya açılı günler oldu ama beni o gün bunu çekiyormuş gibi seyrederseniz çok mutlu olurum. Video kargoya çekip de neden bunları hemen arkasından çekmedim bilmiyorum. Neyse ama siz öyle sayabilirsiniz. Artemis Milenyum'dan gelen bir kargoydu. Bu iki kitabı da çok merak ediyorum. Birini okudum. Gerçekten iyi olduklarını düşünüyorum. Mükemmeldi. Tavsiye ederim. Kitapta dördüncü gün. Bunu söylerken gerçekten çok utanıyorum. Hala bitirmediğim için kendime çok gıcık oluyorum. Ve kendimle motive etmeye karar verdim. Bitireceğim. Ağlamaktan içim dışıma çıktı resmen. Hadi İnşallah kitabını 4 günün sonunda bitirdim. Çok şükür, bin şükür diyorum. Kitabın son 80 sayfasını bırakmıştım. Ama böyle çok hüzünlü bir son 80 sayfaydı diyebilirim. Peygamber Efendimiz'in vefatında böyle hüngür hüngür ağladım. Gerçekten beni çok etkiledi. Son sayfalar da beni etkiledi. O spoiler olmasın diye anlatmıyorum. Güzeldi. Bazı yerleri absürttü ama gene de güzeldi. Bu şu şekilde bir seri. Ya Nasip, Kağıttan Gemi ve Hadi İnşallah şeklinde. İlk kitabı böyle yapıp diğer iki kitabı neden küçük bastı yayın evi bilmiyorum. Ama buna bir tint oldum. Hayırlısı. Güzeldi ya, okuyun bence. Öyle dini türde romanlaştırılmış kitapları seviyorsanız bence kesinlikle bakabileceğiniz bir seri. Ve benim kalemini sevdiğim bir yazar. Haftalık Vlog'un ikinci kitabı. Benim üçüncü kez okuyuşum Harry Potter serisi. TikTok üzerinde maratonunu yapıyoruz. Ve sonunda ikinci kitaba geçtik diyebilirim. Daha doğrusu bir süredir yayınını yapamıyorduk. Çok keyif alıyorum Harry Potter okumaktan. Kitapta ikinci günüm. Bu kadar uzamasından gıcık oluyorum. Çok geç başlıyorum. Büyük ihtimal üçüncü güne de kalacak. Şuraya kitapta üçüncü günüm demek istemiyorum. Son 100 sayfanın içerisine girdim. Ve üçüncü güne kalıyor. Maalesef, maalesef. Ve kitapta üçüncü günüm. Çok mutsuzum. Çok güzel post-itler yapıştırdım. Bunun için de mutluyum. Bugün bunu bitireceğim. Üstüne hedefim bir kitap daha bitirmek. Olmadan uyumayacağım. Şükür kitapta son 50 sayfaya geldim. Son 50 sayfasına geldiğim için mutluyum. Ama bir Harry Potter kitabının sonuna geldiğim için biraz üzünlüyüm. Çok seviyorum ben Harry Potter'ı. Maratonun ikinci kitabını sonunda bitirdim. Yine harika post-itler yapıştırdığım bir kitap oldu zaten. Harry Potter. Tabii ki yapıştıracağım. Filmde olmayan birçok sahneyi post-itlemek istedim. Böyle filmde olup da hoşuma giden birçok sahneyi de post-itledim. Gerçekten bu serinin bende yeri ayrı. Üçüncü kez okuyorum ama sanki ilk defa okuyormuşçasına zevk alıyorum. Belki seneye dördüncüyü de okuyayım. Kim bilir? Haftanın üçüncü kitabı. Bu hafta gerçekten az okuyorum. Çünkü haftanın altıncı günündeyiz. Ben daha üçüncü kitaba yeni başlıyorum. Bu benim için çok kötü bir durum. Üzülüyorum ama ne zaman bir hafta çok iyi okusam kesinlikle bir hafta çok kötü okuyorum. Nazar diyorum ben buna. Olur böyle şeyler. Evet, bu da Artemis Milenyum'un yeni çıkan kitaplarından biri. Harry Potter tadında olduğunu duydum. O bakımdan bu kitabı tam da Harry Potter'ın arkasından okumak bence çok güzel olacak. Size kitabın bir tasarım arkası olduğunu göstermek istiyorum. İç cildi, kenarı ve içindeki bölüm başlarına bakar mısınız? Çok efsane. Ayrıca her şeyle mükemmel duruyor kitap. Beni oku diye bağırıyor kitap.
Kitapta ilk 100 sayfayı geride bıraktım ve efsane iyi ilerliyor. Heyecanlı, mükemmel. Biliyorum son günü ve kitapta ikinci gün. Bu haftayı herhalde 3 kitapla kapatacağım. İnşallah kapatmam. Kitapta niye sürekli çikolata geçiyor? Canım çikolata çekiyor her geçtiğinde. Kitap müthiş. Gerçekten çok zevk alarak okudum. Bir Harry Potter tadında mıydı? Evet. Ama Harry Potter ile alakası var mıydı? Hayır. Ama onun tadındaydı kesinlikle. Yani ne söylesem az kalır. Uzun zamanda böyle bir fantastikten zevk alarak okuduğumu hatırlamıyorum. Çok sevdim ve ikinci kitabı bir an önce çıkmalı. Bir an önce çıkmalı. Buradan yayın evine sesleniyorum. Bir an önce çıkmalı. Çok güzeldi ya. Kitabı TikTok canlı yayınında bitirdim. Çok iyiydi. Ve katili öğrendiğim zaman ağzım açık kaldı. Şimdi katili öğrendik, diğer iki kitapla ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Çok fazla gizem ve sır vardı. Ayrıca kafama takılan tüm sırların çözüldüğü bir kitap oldu. Her şey çözüldüyse 5 ve 6'da gerçekten ne oldu? Bunu çok merak ediyorum. Yalan Oyun serisi gerçekten çok güzel. Kesinlikle bakın. Kitabı TikTok canlı yayınında bitirdim. Çok iyiydi. Ve katili öğrendiğim zaman ağzım açık kaldı. Şimdi katili öğrendik, diğer iki kitapla ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Çok fazla gizem ve sır vardı. Ayrıca kafama takılan tüm sırların çözüldüğü bir kitap oldu. Her şey çözüldüyse 5 ve 6'da gerçekten ne oldu? Bunu çok merak ediyorum. Yalan Oyun serisi gerçekten çok güzel. Kesinlikle bakın. Size büyük dev BKM kargomdan da bahsetmek istiyorum. Neler aldığım hepsini göstermek istiyorum. Biliyor musun? Bunu neden eklemiyorum dedim kendi kendime ve ekleme kararı aldım. Öncelikle bu iki kitabı göstermek istiyorum. Dini kitap türünde Mehmet Yıldız'ın tarzını çok seviyorum. Bu iki kitabını da okumak için heyecanlıyım açıkçası. İlk kitabı Peri Diyarı. Çok heyecanlı bitmişti. Bu kitabı da gerçekten merak ediyorum. Umuyorum en kısa zamanda okurum. Okumamın en çok istenen kitaplardan biriydi Şiddetli Ahlar. Ve ben bu kitabı bir ansiklopedi büyüklüğünde beklemiyordum. Açıkçası gördüğüm an şaşırdım. İkinci kitabı henüz almadım. Ne zaman okurum? Hiçbir fikrim yok. BookTok ve Bookstagram dünyasının en beğenilen kitaplarından biri olduğu için ve ben okumak için bayağı geç kaldım mı düşünerek bu kitabı artık aldım. Çok sevilen Off Campus serisinin ilk iki kitabını aldım. Merak ediyorum açıkçası. Özellikle de Büşra Balçık beğendiği için ekstra merak ediyorum. 19.90'lık bir kitapla devam etmek istiyorum. Köprü Krallığı. Görünce kaçırmak istemedim. Ayrıca Martin'in son zamanlarda güzel kitaplar çıkarttığını bilen bir insan olarak bu kitabı merak ediyorum. Kafes'i çok beğenerek okudum. Bu Bird Box filminin kitabıydı Kafes. Yazarın kalemini beğendiğim için devam etmek istedim. Çok da uygun fiyat aldım bu kitabı. 19.90 mıydı neydi? Toz serisi. BKM Kitap'ta 3 kitabı 45 TL şeklinde satılıyordu. O bakımdan aldım. Merak ettim. Bir takipçim de bu seriyi merak ettiğini söylemişti. Bakalım okuyup göreceğiz güzel mi değil mi? Yazardan daha önce Örümcek Ağı kitabını okumuştum. Bir nevi o yazarı tanıma kitabımdı. Polisiye'nin klasikleşmiş bir yazar olduğu için açıkçası tüm kitaplarını okumak istiyorum. Bu kitabı da en çok tavsiye edilen kitabıydı. O bakımdan uzun zamandır stok bekliyordum. Gelince hemen aldım. Şu an kitapları tutmakta çok zorlanıyorum. O bakımdan hızlı konuşacağım. Pegasus Yayınları'nın yeni çıkardığı bir yazar bu. Polisiye tarzında olduğunu bildiğim için açıkçası çok merak ettim ve güzel yorumları da okudum. O bakımdan okumak için ekstra heyecanlıyım. Serinin ilk kitabı tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama şu kenara yazarım. Çok beğenmiştim o kitabı. Bunu da okumak için heyecanlıyım. O bakımdan demeyeceğim artık çünkü çok fazla kullandım. Bu kitap bir takipçim tarafından tavsiye edildi bana. Yazarın tarzının Kristin Hannah'la çok benzediğini bildiğim için aslında çok fazla okumak istemiyordum yazarı. Çünkü ben çok fazla romantik türünde sevmiyorum. Ama takipçimi kırmamak için aldım. Timaş yayınlarından gelen kitaplarım. İskender Okal Tiryakioğlu tarihi romanda en sevdiğim yazar diyebilirim. Ve kitabı da merak ediyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın üçlemesi var. Onu kesinlikle tavsiye ederim. En beğendiğimdi. Diğer iki kitap hakkında pek bir fikrim yok. Ama onların da güzel olacağını düşünüyorum.
Evet, bu haftanın bloğunun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.